Binlerce malul emekli, emekli maaşının dışında ek bir gelir fırsatından habersiz. SGK uzmanı Dilek Ete, malulen emeklilik ve engelli emekliliği konusundaki doğru bilinen yanlışları anlattı. İşte detaylar. posta.com.tr'de yer alan habere göre, binlerce malul emeklisi emekli maaşları dışında ek bir maaş kazancından haberdar değil. SGK uzmanı Dilek Ete, malulen emeklilik ve engelli emekliliği konularındaki doğru bilinen yanlışları açıkladı. Malulen emeklilik hakkı kazanan bireyler, çalışma hayatındaki rahatsızlıklar sonrasında tekrar çalışıp çalışamayacakları konusunda bir dizi soru işaretiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Son günlerde sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler konusunda uyarıda bulunan SGK uzmanı Dilek Ete, malulen emeklilik ve çalışma hayatıyla ilgili önemli detayları paylaştı. Malulen emeklilik hakkı kazanma, Ete, çalışan bir kişinin malulen emekli olabilmesi için belirli şartları açıkladı. SSK'lı bir çalışanın malulen emekli olabilmesi için 10 yıllık sigortalılık süresini doldurması gerekmektedir. Bu süre zarfında prim yatırma zorunluluğu bulunmamakla birlikte en az 1800 gün prim ödemesi yapması gerekmektedir. Ayrıca maluliyet oranının %60 veya daha fazla olması gerekmektedir. İlk işe başlama tarihinden itibaren vücutta meydana gelen tüm zararlar iş kazası şartı aranmaksızın malulen emeklilik için değerlendirilir. Örneğin Kişi işe girişte herhangi bir sağlık sorunu yaşamamışsa, sonradan gelişen bir rahatsızlık sonucunda vücut fonksiyonlarında %60 oranında bir azalma meydana gelirse, bu durumda malulen emeklilik hakkı elde edebilir. Emekli aylığı kesilir mi? Malulen emekli olan kişilerin çalışmaya devam ederek aynı zamanda maaş alabileceklerini ifade eden ete, malul emeklilerinin çalışıp çalışamayacağına dair internette kişileri yanıltan birçok bilgi bulunmaktadır. Eğer bir kişi SGK'dan malulen emekli olmuşsa, bağkurlu bir işi açabilir veya bir şirkete ortak olabilir. Bu durumda aldığı emekli maaşında bir durma olmaz. Ancak, eğer bu kişi bağkurdan malulen emekli olacaksa, SGK'lı bir işe girebilir. Burada karışıklık malul emekliliği ile engelli emekliliği şartları arasında yaşanmaktadır. Malul emekliliğinde engelli emekliliğinden farklı olarak son 3,5 yıl kuralı bulunmamaktadır şeklinde açıklamada bulundu. Engelli emeklisi ile malulen emeklinin farkı. Ete, çapraz bağlantı ile kazançta kesinti olmayacağını belirterek şunları söyledi. Malul emeklisi bir kişi, 10 yıllık sigortalılık süresine, 1800 gün ödenmiş prim şartına ve %60'dan fazla maluliyet durumuna sahipse malulen emekli olabilir. Malulen emeklilik için son 3,5 yıl şartı aranmamaktadır. Bir kişi bir gün bile SGK'lı olarak çalışıp daha sonra emekliliğe başvurursa, SSK'dan emekli olabilir. Engelli emekliliğinde ise son 3,5 yıl içinde hangi sigorta kollarına prim ödendiği önemlidir. Bir kişi malulen emekli olmadan önce nereden emekli olacağını belirleyebilir. Yıllarca SGK'lı olarak çalışan bir kişi, daha sonra maluliyet durumu nedeniyle emekli olmak istediğinde, bir veya iki gün Bağkur ödemesi yaparsa, Bağkur'dan emekli olabilir.